Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. 40 soru serisi problemler kampımızda. Bugün sizlerle birlikte 28. testteyiz arkadaşlarım. Ve 28. testin çözümlerini yapacağız. Hangi fasikülden? 40 soru serisi problemlerden. Şimdi 40 soru serisi. Hala ilk defa duyanlar varsa YouTube'a bir 40 soru serisi yazın bakalım neler çıkıyor. Orada arkadaşlarım özellikle videolarında yorumlarını falan okursanız arkadaşlar 40 soru serisiyle alakalı ne kadar başarılı bir seri olduğunu, ne kadar sözünün arkasında duran bir seri olduğunu görürsünüz. İşte bu seriler geçmiş yıllarda tamamen amatörce PDF'ler üzerinden yapılırken bu yıl sevgili arkadaşlarım ben bunların kitaplarını çıkaracağım dedim. Çıkardım ki TYT için olanı yoktu 40 soru serisinin tamamen AYT konuları üzerineydi. Ama ben bu sene TYT için de ki kaldı ki problemler içinde sevgili arkadaşlarım bu seriyi oluşturdum ve bir söz vermiştim. Demiştim ki bu kitapları öğrenciler inanılmaz derecede yani piyasada ne kadar kitap varsa hepsinden daha ucuza olacak şekilde ben bunları size öğrencilere sunacağım diye söz vermiştim. Sözümde tuttum hala ve hala tutmaya da devam ediyorum arkadaşlar ki bu serinin AYT versiyonu da karşınıza gelecek kısa bir süre içerisinde son aşamalarındayım artık. Elimle yazıyorum soruları. Son aşamalardayım ve artık 40 soru serisi AYT kitabını da karşınıza göreceksiniz. Yakın bir zamanda duyurusunu da yapacağız. Evet, 40 soru serisi TYT matematik kampını yapmıştık zaten yaz döneminde. Şimdi ise problemlerdeyiz ve içerisinde 40 tane test var bu güzel kitabın. Birbirinden güzel sorulardan oluşan 40 tane test var ve bugün 28.'sini çözüyoruz. Yani bu da neredeyse bitmelik olmuş. Evet, artık şöyle e, TYT'yi size tamamlattıracak seriyi Siz de bu şekilde kitaplarla benim yüzümü yarı yarıya tamamlayarak arkadaşlarım edinebilirsiniz açıklama kısmında satış linkleri mevcut. Şimdi her videomuzda bu serinin her videosunda olduğu gibi ki e, birazdan söyleyeceklerimi iyi dinle ben her videoda sana şunu yapıyorum diyorum ki arkadaşım bak bu soru TYT'de karşına çıkar bu soru MSU'da karşına çıkar çıkmayacak soruları işaret koydurmuyorum bile. Tamam mı? Ha, belki çıkabilir. Eyvallah sen beğendiysen o benim işaret koydurmadığım sorulara da işaret koy. Onları farklı bir renkte koy ama tamam mı? Yine karşına gelebilir. Çünkü bütün soruları yazarken şu şekilde düşünerek yazdım ben. Ben ÖSYM olsam acaba nasıl yazardım? Ben ÖSYM olsam neyi sorardım? Ben ÖSYM olsam hangi kazanımı kullandırırdım öğrenciye de? Nereden nereden neyi çektirirdim de? Neyi buldururum diye e, düşünerek yazdım. Ki kitabın bu videoların ilk başında da zaten söylediğim gibi bir kitabı da arkadaşlarım kenara koydum. Yani bu sorular bu kitaba girmesin dedim yani. Çünkü sevgili arkadaşlarım inceleyip sık dokudum sizin karşınıza net bir şekilde gelmem gerekiyordu. Sizin karşınıza en iyisiyle gelmem gerekiyordu. En iyisini de yaptığıma inanıyorum. Şimdi gençler her videoda olduğu gibi ben size 40 soru serisi problemler kitabımızda her testte hangi soru numaralarına işaret koymanız gerektiğini videonun başında söylüyorum. Şimdi yine söyleyeceğim. Ayrıca 40 soru serisi TYT Matematik kitabında da her videoda, her sayfanın sonunda diyorum ki bakın şu sorulara işaret koyun. Bu sorular TYT'de, MSV'de veya AYT'de karşınıza çıkabilir diyorum. Hocam kitapta TYT yazıyor. AYT'de niye karşımıza çıksın ki diye düşünme. Çünkü AYT'nin de ilk 10 sorusu biliyorsun tyT konularından oluyor. Lütfen bunu göz ardı etme ki AYT'de en çok yanlışlar da buradan çıkar. Şimdi gel gelelim 28. teste. Mevzu bahis buydu. 28. teste ben sana hangi sorulara işaret koyman gerektiğini şimdi tek tek söylüyorum. Kalemin ve kitabın elindeyse yanındaysa lütfen rica ediyorum bu soruları iyi dinle iyi nota. Hemen işaretlemelerini yap. Üçüncü soru. Dördüncü soru. 5. ve 7. soru. Mutlaka çok güzel bir işareti hak ediyor bu sorular. Mutlaka tekrar hak ediyor. Sınava yakın bir süre kala bu soruları tekrar etmende çok ama çok büyük fayda var. Aklında bulunsun. 3 4 5 ve 7 numaralı sorular 40 soru serisi problemler kampımıza kaldığımız yerden devam edelim. 28. testi çözeceğiz birlikte. Hazırsan ki abone olduysan ve videoyu da beğendiysen ki bunlar beni inanılmaz derecede motive ediyor. Çok yakın bir süre önce de beraber 200 bin aboneye geçtik. Hatta 201 bini de geçtik arkadaşlarım. E, i̇lgilerinizden kaynaklı teşekkür ederim. Demek ki e, seviyorsunuz. Demek ki ilgi gösteriyorsunuz. Demek ki benim anlatımlarından anlıyorsunuz ki bu kanalın abone sayısı, izlenmeleri her geçen gün daha da fazla artıyor. Bundan kaynaklı sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çok sağ olun gençler. İki e, iki tane basit hareket, bir klik hareketi veya telefonlarımıza, tabletlerinize bir dokunuş hareketi, abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Geçelim dersimize. Evet, sorumuzu ekrana sığdırmakta güçlük çektim. Ee, seçenekleri çıkmadı hatta şöyle yaparsak tam olarak soru sığıyor. seçeneklere sığmadı ama e, olabilir diye sorulmuş. Biz kendi cevabımızı kendimiz bulabilecek kapasiteye sahibiz değil mi? Evet başlayalım bakalım. Diyor ki bak şimdi uzunluğu diyor. 200 ile 250 cm arasında olan bir teli ölçmek için uzunlukları sırasıyla 12, 16 ve 2 cm olan mavi, kırmızı ve yeşil cetveller kullanılmış. Bak ben şuradaki, şuradaki telin uzunluğunu ölçmek istiyorum. 3 adımda da bunu başarmışım. Ve ekstradan diyorum ki şurada uzunlukları 12. Bak bunların her birinin uzunluğu 12 santimetreymiş. Buradakilerin her birinin uzunluğu 16 santimetreymiş. Ve buradakilerin her birinin uzunluğu da x santimetreymiş. Tamam. Bunları kullanarak ölçümler yapılıyor ve bu görseller oluşuyor. Mesela mavileri yan yana getirdiğim takdirde burada 6 santimetrelik bir boşluk kalıyor. Tabi haliyle bu 12 santimetre olduğu için bir tane daha koyamamışım. Burada 16 santimetrelik tuğlaları cetvelleri yan yana koyduğum takdirde şurada 2 santimlik bir boşluk kalmış ve x santimetrelikleri koyduğum zaman tamı tamına örtmüş arkadaşlar. Yani x'in bir tam katı onu biliyoruz ama x'i bilmiyoruz. Durumları elde ediliyor. Buna göre x 14, 15 ve 24 değerlerinden hangileri olabilir diye sormuş bize. Şimdi öncelikle ben şunu iyi biliyorum. Şurada ben kaç tane mavi tuğla olduğunu bilmiyorum. Varsayalım ki a tane tuğla olsun. A tane tuğla. Yani, tuğla demeyim. Tuğla'ya benzediği için tuğla diyorum. A tane cetvelimiz olsun arkadaşlar. Burada da B tane cetvelimiz olsun. Ve diyorum ki bunların her birinin uzunluğu 12 olduğu için 12A'dan 6 cm daha uzundur. Bu bize telin uzunluğunu verir. Ayrıca telin uzunluğunu başka bir şekilde daha hesaplayabilirim. 16'nın B katından Bakın. B tane 16 santimetrelik cetvel vardı. Ve ne kadar fazlaymış? 2 santimetre. Çok güzel. Ve bu... E, burada kaç tane olsun? Örnek veriyorum. K tane olsun. X tane, K tane... Ne olur? 2 santimetre uzunluğunda cetvel olur. Yani bu da XK'ya eşit olur. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar... Bu yöntemi biliyorsunuz TET'den. Ne yapıyorduk? Şurada 12 ve 16'nın katını elde edecek şekilde... Ben... 12a artı 6'dan ve 16b artı 2'den bazı sayılar çıkarıyordu. Mesela buradan 18 çıkarırsam, buradan da 18 çıkarırsam, buradan da 18 çıkarırsam bunlar yine birbirine eşit olurlar ve 12a eksi 12 olur, eşittir. 16b eksi 16 olur, eşittir. xk eksi 18 olur. Şimdi dikkat ettiysen şu kısım ve şu kısım artık çarpanlarına ayrılabilir. Ortak çarpan parantezine alınabilir. 12 parantezinde a eksi 1 eşittir. 16 parantezinde b eksi 1 bu da eşittir. xk eksi 18 diyeceğim. Şimdi artık ee, elimizi tuttuk çorabın söküğünden sadece ama sadece çekeceğiz. Durmadan çekeceğiz. Gelene kadar çekeceğiz. Bak 12, 16. Ben bunların ortak katlarını hesaplayabilirim. Bunların ortak katı 48'dir. Yani burası 48'in bir katı iken... Burası da 48'in bir katı artık. Pekala 12 ile 16'nın ortak katı 48 dedik. En küçük ortak katı ama adam bize demiş ki 200 ile 250 santimetre arasındadır demiş. Şimdi 48'in katlarına bakacağız. 200 ile 250 santimetre arasına düşürmeye çalışacağız. Bir kere bir kere 480 dersem pardon özür dilerim özür dilerim 5 ile çarparsam 240 gelir. 240 santimetre olabilir mi? Şimdi Arkadaşlar ben buna bak 240 santimetre demiştik ya ama şöyle de bir durum vardı 18 santimetre çıkarınca 240 oluyor Çünkü bak buralardan ben ne yaptım 18 çıkardım hepsinden 18 çıkarınca 240 oluyorsa aslında bakarsan uzunluğu 258 olması gerekiyor ama 250'den daha kısaydı Demek ki 240'ı değil de bir 48 çıkaracağım ben buradan 192 santimetre diyeceğim 48'in bir katıdır 18'ini eklersem 210 santimetre olur ve <laughs> dikkat ettiysen 210 santimetre 200 de 250 aralığındadır. Ve bu ne demek oluyor? Artık anladım ben. Anladım. Neyi anladım? Benim buradaki telimin uzunluğu 210 cm. Şimdi 210 santimetre de burada 2 santimetrelik cetvellerle ölçüldüğü takdirde tam anlamıyla yetiyor. Demek ki buradaki 2 santimetrelik cetveller 210'un bir tam böleni olmalı. Peki. 14, 210'un bir tam bölenimi. 14 sayısı hem 2 hem de 7 çarpanlarından oluşur. Ve 2 ve 7 çarpanları 210'u ayrı ayrı bölebildiği için bu sayı 14'e yani 210, 14'e tam bölünür. Demek ki 14 santim olabilir. 15'e bakıyorum. 3 ve 5'in katı. Şimdi 210, 3'ün katıdır çünkü rakamları toplamı 3'tür. 200, 215'in katıdır çünkü sonu sıfırdır. Demek ki 15'e de tam bölünüyor. 2 de olabilir. 24'e bakıyorum. 3 ve 8 çarpanlarından oluşuyor. 3'e bölünüyor. Eyvallah ama 8'e bölünmüyor. Demek ki bu sayı 24'ün bir katı değil. 24'ün katı olmadığı için de x santimetre 24 santimetreye eşit olamaz. Demek ki cevabımız neymiş? 1 ve 2 numara olacakmış arkadaşlarım. Cevap buydu. Şıklara bakmaya gerek var mı? Cevap 1-2. Bakalım evet. Doğru cevabımız 5'lik olacaktı sevgili gençler. Devam ediyorum. İkinci sorumla artık soruyu biraz yaklaştırabiliriz. Hatta şöyle büyütebiliriz. Bir trende toplam 204 tane yolcu olduğu dile getirilmiş. Trendeki kadın yolcuların yaş ortalaması 42. Şimdi kadınların yaş ortalamasından bahsediyor. Bu 42'ymiş arkadaşlar. Erkeklerin yaş ortalaması da çok güzel çözeceğim bu soruyu. iyi dinleyin. Ee, erkeklerin yaş ortalaması da 48'miş diyor ki bu trendeki yolcuların yaş ortalaması 45,5 olduğuna göre trendeki erkek yolcu sayısı kaçtır Şimdi beni çok iyi dinle tamam mı? Yani pür dikkat dinle. Öncelikle bak. Bir tane şöyle sayı doğrusu gibi bir şey çizdim. Bu benim denge çubuğum. Payda ne ilgisi var ya? Değil mi? Denge çubuğuyla bu sorunun problemi ne ilgisi var? Bak çok iyi dinle. Şurası kadınların yaş ortalaması olan 42 olsun. Burası erkeklerin yaş ortalaması olan 48 olsun. Ben bunların tamamının ortalamasını aldığım takdirde 45,5 olduğunu görüyorum. Şimdi 45,5 dediğimiz sayı aslına bakarsan 48'e daha yakındır ve şuralarda bir yerdedir. Bak 45,5. Şimdi ben bu 45,5'u şöyle yukarı yazayım. 45,5. Tamam. Ve diyorum ki çok tanıdık gelen bir şey çizeceğim. Buraya böyle bir destek koyacağım. Arkadaşlar basit makine. Basit makinelere bunun ne alakası var? Aslında denge konumuna getirmeye çalışıyoruz. Yani bu çubuğun, bu topluluğun, bu verilerin, bu dataların dengede kalabilmesi için ortalama ortalamada ya ihtiyacımız vardır. Yani ortalama da bizim destek çubuğumuz vardır diyoruz. Şimdi bak iyi dinle. Şurası kaç birim? 2,5. Burası kaç birim? hocam bu da 3,5 birim. Şimdi 35'e 25 dersek 35'e 25 35'e 25. Daha kolaylaştıralım ee, kat sayıları bulabilmek için. Orantı sabitini bulabilmek için. 25 ve 35, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 7 mi? Yani ben şunu söyleyebilir miyim? Şurası 5 de, bak gösteriyorum. Şurası 5, burası 7. Şimdi bunların arasında ters orantı vardır. Çünkü ne diyoruz? Yük çarpı yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu diyoruz değil mi? Bak, demek ki 5 buranın, 7 de buranın olacak. Yani bu ne demek biliyor musun? kadınların sayısı 42 idi ya. İşte o kad kadınların yaş ortalaması 42 idi. Demek ki kadınlardan 5K kadar kişi varmış. Erkeklerden de 7K kadar kişi varmış. Toplam kişi sayısı da 12K'ymış. Ve bu bana 204'ün ta kendisini veriyormuş. O halde K'yı bulabiliriz. 20'nin içinde 12 bir defa, 84'ün içinde 7 defa. K 17 17'ymiş. Benden istenen erkek yolcu sayısıydı. Erkeklere 7K demiştim. Dolayısıyla 7 çarpı 17 de bize cevabı verir. 7 çarpı 17, 70 artı 49'dan 119'un ta kendisidir. Yani cevap D şıkkıdır sevgili gençler. Bu yöntemin ismini tabi bilmiyorum. Ee, nereden keşfettim? Mustafa Yağcı'dan. Mustafa Yağcı'nın MY Matematik 1 serisinde. Tabi o sadece yüzde problemleri için anlatmıştı bunu. Ama ben diğer problem çeşitlerine de uygulanabilirliğini gördüm. Özellikle bu tarz sorularda sevgili arkadaşlarım, ortalamanın hesaplandığı sorularda hesaplanabilirliğini gördüm ve artık kendimce ben bu yöntemin ismine tork yöntemi demeye başladım. Belki farklı bir ismi vardır ama fizikteki torka yani dengeye benzediği için ben tork yöntemi diyorum bu çözüme. Umarım anlatabilmişimdir, başarılı olmuştur çözümü. Devam ediyorum. Fasikülümüzdeki 219. soruyla çok yaklaşmışız. Birazcık şöyle geri kayalım. Aynen. Sorumuzda sığdırdık mükemmel. Okuyalım şimdi. Ne diyor? Aşağıdaki şekillerde bir videonun belli bir anda duraklatıldığında ne kadarlık kısmının izlendiğini ve izlenmediği ile ilgili süreleri ifade eden görseller verilmiştir. Bak mesela burada 10 dakika 20 saniye izlenmiş. Geriye kalan da 50 dakika 15 saniyeymiş. Yani bu videonun toplam uzunluğu 60 dakika 35 saniye. Yani 1 saat 35 saniyeymiş. Tamam 1 saat 35 saniye. Şimdi örneğin Hakan birinci şekildeki gibi bir ekranla karşılaştığında videonun 10-20 dakikalık kısmını izlemiş 50-15 dakikalık kısmı kalmıştır deniliyor. Hakan ikinci şekildeki gibi bir ekranla karşılaştığında 25 dakika daha izleme yaptığında Tüm videonun 1 bölü 5'ini izlemiş oluyor. Şimdi yani M dakikada görmüş ya. Ben bunu 25 dakika daha izlersem ne olur? M artı 25 olur. Değil mi? E şimdi <laughs> videonun toplam süresi ne kadardır? E videonun toplam süresi zaten belli. Bununla bunu toplarsam toplam süreyi bulurum. İzlenen ve kalan. Toplam süresi de 4M artı 135'tir arkadaşlar. Ve... Ben bu oranın 1 bölü 5 olduğunu artık biliyorum çünkü soru bana bunu vermiş. Diyor ki tüm videonun 1 bölü 25, 1 5'ini izlemiş oluyor diyor. İkinci şekildeki videonun toplam süresi sorulmuş. Yani benden neresi isteniyor? 4M artı 135 isteniyor. Öncelikle bunu bilelim. İçler dışlar çarpımı yapma zamanı. 4M artı 135 eşittir. 5M artı 125 dedim. Buradan 4M'yi bu tarafa ve 125'i bu tarafa attığım takdirde M'nin tabii ki de 10 olması gerektiğini görüyorum. M 10 sa ve bizden de bu istendiyse demek ki 4 çarpı 10 artı 135 yani 175 bize cevabı verecektir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı sevgili gençler. Çok güzel bir soruydu. Dolayısıyla kaydetmende fayda var demiştim. Lütfen kaydet. Her videoda mutlaka çayınızı kahvenizi alın diyorum ama ben bu videoya suyla geldim gençler. Bugün biraz boğazım çok çatallanıyor. Sebebini bilmiyorum. Umarım hastalık harifesinde falan değilimdir. Siz de dikkat etmişsinizdir sesimdeki o değişmeyi. Dolayısıyla kusura bakmayın video aralarında su içeceğim. Evet. <laughs> aşağıda bir alışveriş sitesinde fotoğraf makinesi arayan Oğuz iki farklı aramada istediği özellikleri işaretleyerek yaptığı arama sonucunda istediği özelliklere uygun makine sayısını ifade eden aramalar ve sonuçları aşağıda gösterilmiş. Şimdi şöyle yapalım. Biraz da yaklaşalım. Şimdi olay bu. Yani böyle sahibinden.com gibi bir siteden sevgili arkadaşlarım böyle bir arama yapmış. Veya trend yoldan. Objektif mesela. Objektif seçeneğini seçin demiş. Değiştirilebilirleri tiklemiş. Sabitleri tiklemiş. Markayı da Sony seçmiş ve 240 adet ürün bulunmuş. Yani Sony markalarda objektifi değiştirilebilir veya sabit objektifli makinelerden 240 tane varmış. Mesela yan tarafa bakıyorum sadece ama sadece objektifi değiştirilebilir olan ve Canon veya Nikon marka 120 adet ürün varmış. Şimdi diyor ki bu sitede Sony, Canon ve Nikon marka objektifi değiştirilebilir ya da sabit olan toplam 500 ürün vardır. Yani diyor ki tüm makinelerin sayısı 500. Tamamı 500 adetmiş. Çünkü hem değiştirilebilirlerden bahsediyor hem sabitlerden hem de tüm markaları saymış demek ki toplamda 500 tane makine varmış. Şimdi hocam değiştirilebilir ve sabit olan sonilerin adedi yani sonilerin tamamı 240 tane değil miymiş? O zaman ben bu tamamından 240 tane yani sonilerin tamamını çıkaracak olursam elimde 260 tane Nikon artı Canonların tamamı elde edilmiş olur. Yani Nikon ve Canon toplam 260 tane ürün var. Peki Diyor ki objektifi sabit olan Canon marka fotoğraf makinesi sayısı objektifi sabit olan Nikon marka fotoğraf makinesi sayısından 40 fazladır. Şimdi hocam. Ob objektifi değiştirilebilir olan <laughs> Canon ve Nikon'ların sayısı 120 değil miydi? E Canon'la Nikon'ların toplamı 260'tı. Ben 260'tan demek ki 120'yi çıkarırsam 140'ı elde ederim. Bu da bu da sabit olan, sabit olan Canon ve Nikonların adedidir. Ve ben bana diyor ki e, objektifi sabit olan Canon marka fotoğraf makinesi sayısı Nikon'unkinden 40 fazladır. Yani bundan x artı 40 tane varsa bundan x tane vardır. E peki 2x artı 40 eşittir artık 140 deme zamanı gelmedi mi? Yani 2X, 2x burada 100 değil mi? Yani x eşittir 50 yapmaz mı arkadaşlar? Yapar. E şimdi demek ki Nikon'dan kaç tane varmış objektifi sabit olan? 50. E bundan da 90 tane varmış. Şimdi ne diyor? Bu sitede objektifi sabit olan Nikon marka kaç tane fotoğraf makinesi vardır diye soruluyor. E, o halde sevgili arkadaşlarım ben Nikon'u kaç adet buldum? 50. Sabit olan Nikon'ları 50 buldum. Demek ki cevabım da A şık olacakmış diyebilirim. Devam ediyorum. Beşinci sorumla bir diğer işaret koydurduğum sorudur kendileri. Önce sorumuzu bir okuyalım. Devamında alttaki soru kökümüzde görürüz. Nisa Aşağıdaki yolu takip ederek B ve C şehirlerinden geçerek A şehrinden D şehrine gidecektir. Şimdi A'dan D'ye gitmek istiyor ve tabii ki bu güzergahta gidecekse B ve C'den de geçmek zorunda. Atlayamaz falan yani şöyle kestirme bir yol falan kullanamaz tamam mı? Nisa yol üzerinde gördüğü tabelalar ile bulunduğu noktanın şehirlere olan uzaklıklarını kilometre cinsinden öğrenmekte. Mesela Nisa... Başlangıçtan m kilometre yol aldıktan sonra Şekil 1'deki tabelayla M kilometre daha yol aldıktan sonra Şekil 2'deki tabelayla karşılaşıyor Şimdi şekil 1'deki tabelada ne yazıyor B'ye 20 var diyor Demek ki tabela şuralarda bir yerde Tabela buralarda bir yerde B'ye 20 kilometre varsa Bak şimdi güzel kardeşim ben şöyle yapacağım sana Şöyle bir hareket yapalım Biraz büyütelim Ha, Şimdi diyor ki bak şurası 20 kilometreymiş Çünkü niye B'ye 20 var demiş e C'ye de 100 kilometre var demiş B'den sonra demek ki C yani şurası sevgili gençler 80'miş. B ile C arasını 80 buldum. Umarım itiraz olan yoktur. Sonra M kilometre daha yol alıyor. Bak burası M idi ya. <laughs> M kilometre daha yol alınca bu sefer şurada bir yerde bir tabela daha görüyor. C'ye 50 var diyor. Bak şurası kaçmış? 50. Şimdi burası 50 ise şurası kaçtır? Hocam tabii ki de 30'dur. Çünkü B-C arası 80'di. D'ye de 140 var diyor. Şimdi tabelayı burada gördü. D'ye 140 varsa 140'tan şuradaki 50'yi çıkardım 90'ı buldum. Demek ki CD arası da kaçmış? Hop şöyle yaptım. Burası 90'mış. Çok güzel. Şimdi benden ne istemiş? C ile D şehirler arasındaki mesafe. Yani 90. A ile B şehirleri arasındaki mesafeden kaç kilometre fazladır? A, B arası neresiydi? Hocam ee, şurası. Ben bunu nasıl bulacağım? <laughs> Şimdi iyi dinle. Bu kız Hareket ettikten m kilometre sonra bir tabelayla karşılaşıyor. Bu tabelayla karşılaştıktan m kilometre sonra da bir tabelayla daha karşılaşıyor. <laughs> İki tabel arası ne kadar? 20 artı 30'dan 50. O zaman şuradaki m de 50'dir. Yani m'yi 50 bulduk. Burası 50 ise 20 daha 70 yapar. Yani AB arası mesafe 70 iken CD şehirleri arasındaki mesafe 90'dır. Diyor ki 90-70'ten ne kadar fazladır? Tabii ki 20 fazladır. O halde doğru cevabımız da 20 olacaktır. Yani doğru cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Altıncı sorumla devam ediyorum. Klasik bir soru. Bir YGS bir LYS sorusu arkadaşlar aslında bakarsan ama ÖSYM tarzı bir soru olduğu için böyle bir soruyla şu an karşı karşıyasınız. Böyle bir soruyla muhatapsınız. A, B ve C pozitif gerçel sayılar olmak üzere. A ve B'nin aritmetik ortalaması 15. A ile B'nin aritmetik ortalamasını A ile B'yi toplarım. 2'ye bölerim ve 15 bulurum. Böylelikle A artı B'nin tabii ki de 30 olması gerektiğini söyleyebilirim. A ile C'nin geometrik ortalaması 4 kök 5'tir. Yani A ile C'yi çarpıp kare kök içine alınca 4 kök 5 bulacakmış. Karesini alırsam A ile C'nin çarpımı 16 kere 5'ten 80 gelir. 4 kök 5'in karesidir. B ve C'nin geometrik ortalaması da yani B ile C'yi çarpıp kare kök içine alınca da 4 kök 10 geliyormuş. O halde karesini alırsam B çarpı C 16 kere 10'dan 160 yapacakmış. Bak şimdi sen A ile C'nin çarpımının 80 olduğunu B ile C'nin çarpımının da 160 olduğunu biliyorsun. O halde gel bunları şu şekilde oranla. 80 ile 160 oranlarsam 1'e 2 yapar. Buradaki C'ler giderse A'nın B'ye oranı 1 bölü 2'ymiş. Yani içler dışlardan 2A eşittir B diyebilirim. Ben B gördüğüm yere 2A'yı yazarsam A ile 2A'nın toplamı 3A'dır. 3A 30'sa A tabii ki 10'dur arkadaşlar. A 10'sa B de 20'dir. Şimdi B 20 ise bak şuraya 20'yi yaz. O zaman C kaçtır? Tabii ki 8'dir ki çarpımları 160 olsun. Bizden C'yi istemişti. Cevabımız 8 olacaktı diyebiliriz. Evet, devam. Bu kitaptaki 223. sorudayız artık. 2 litrelik su her biri kendi içinde eşit miktarı ifade eden seviye çizgilerine ayrılmış iki kaba boşaltılacaktır. A kabı boşken doldurulduktan sonra kalan su B kabına boşaltıldığında B kabının görüntüsü şekil 1'deki gibi oluyor. Şimdi A'nın tamamını doldurdum diyor. <laughs> A'ya bakıyorsun 5 birimden oluşuyor. Ben bu her birime A litre diyeyim. Hacimleri A olsun. B'nin her birimi de B olsun. Şu şekilde tamam mı? Şimdi bak çok iyi dinliyorsun. A kabının tamamını doldurduktan sonra demiş değil mi? A kabı boşken tamamını dolduruyor. 5 çarpı A. Bunun üzerine 2 tane daha B eklemiş demek ki eldeki suyla. Yani bu 2 litreymiş. 2 litre. Bunu şuradaki cümleden anlayabiliyoruz. Ve diyor ki bu sefer de diyor B kabı boşken doldurulduktan sonra kalan su A kabına boşaltılınca A kabının görüntüsü şekil 2'deki gibi oluyor. Yani bunlar birbirinden ayrı görseller arkadaşlar. Bunu anlıyoruz. A kabını tamamen doldurduktan sonra elde kalan su buraya boşaltılınca bu görüntüyle karşılaşıyoruz. B kabı tamamen boşken doldurulunca geriye kalan su A'ya aktarıldığında bu görüntüyle karşılaşıyoruz diyor. Umarım anlaşılmıştır. Böylelikle 4 çarpı B ile 2A'nın toplamının da ben ne olduğunu biliyorum? 2 litre olduğunu biliyorum. O halde bunlar birbirine eşit değil midir güzel kardeşim? 5A artı 2B eşittir dedim. 4B artı 2A yazdım. Daha sonrasında 2B'yi bu tarafa salladım. 2A'yı da bu tarafa salladım. 3 tane A eşittir 2 tane B mi yaptı? E şimdi o zaman ben A gördüğüm yere 2X, B gördüğüm yere 3X tabii ki de yazabilirim. Bu kapların alabileceği su miktarlarının toplamı sorulmuş. Şimdi öncelikle A dediğimiz şey neydi? 2X'ti. B dediğimiz şey neydi? 3X'ti. Şurası 10X yapar. Artı şurası da 6x yapar. Bunların toplamı neymiş? 2 litre. Yani 16x eşittir 2 ise tabii ki de x buradan nedir arkadaşlarım? 125 mililitredir diyebilirim. Çünkü burası 2 litreydi. Pekala 125 kere 16 bize neyi veriyor? 2'yi veriyor. 2 litre yani 2000 mililitreyi veriyor. Bu kapların alabileceği su miktarlarının toplamı sorulmuştu bize. ve ikisi biliyorum artık. E, burada 5a, burada 4b ile muhatabım. 5A ile 4B'nin toplamı sorulmuş. 5A dediğimiz şey 10x'ti. 4B dediğimiz şey de 12x'ti. Bunları toplarsam 22x yapar. X gördüğüm yere de 125 mililitreyi yazacağım. 22 çarpı 125 mililitre su alabiliyormuş bu kapların toplamı. Bunları da çarpacağız arkadaşlar. 20 ile çarpmış olsaydım 2500 mililitre olacaktı. Artı 2 ile daha çarptım o da 250 mililitre yaptı. Toplamı da 2750 mililitre yapar. Bizden de zaten bu istenmişti mililitre cinsinden. O halde doğru cevap neymiş? D seçeneğindeki 2750'ymiş dedik. Ve artık son sorumuz. Az önceki soruyu da işaret koydurmuştum. Haberin olsun. Bu soruların her biri MSD ve TYT'de çıkma niteliğine sahip sorulardı. Haberin olsun. Cuma, pazartesi, pardon, cuma, cumartesi ve pazar günleri gösterimi olan bir müzikal için 3 günde de eşit sayıda bilet satılmış. Bak, 3 günde de eşit sayıda satılmış. Hemen cumartesi bize kopyayı verir. Bak burası 300, burası da mı 300? 300, 300, 600. Demek ki burada 600 bilet satıldığına göre sol tarafta da 600 bilet satılmıştır. Burası kaç? 200. Demek ki şurası kaç olması gerekiyor? Tabii ki de 400 olması gerekiyor. Bak burası 400'müş. Güzel. Peki devam edelim. Yukarıdaki grafikte günlere göre bilet satın alan kadın ve erkek sayıları gösterilmiş. Sarılar kadın, erkekler mavi. Bu 3 günde kadınlara satılan bilet sayısının erkeklere satılan bilet sayısının oranı 17 bölü 19'dur. Buna göre pazar günü erkeklere satılan bilet sayısı kadınlara satılan bilet sayısından kaç tane azdır diye sorulmuş. Şimdi cuma günü kadınlara satılan bilet sayısı 200, erkeklere satılan 300, pazar günü satılanı bilmiyorum, x dedim. Tamam? Bölü şimdi pazar günü erkeklere satılan e, istenmişti. Bu kadınlara satılan oldu değil mi? Erkeklere satılan bilet sayısına oranı ha tamam kadınlara satılan bilet sayısının Erkeklere satılan bile sayısının oranı. Şimdi erkeklere bakıyorum. 400 burada. 300 burada. 400 artı 300. Artı bir de ne diyeceğim? Şurası. E buna da Y mi diyelim? Buna <laughs> Y demek yerine. Buna ne diyelim biliyor musun? Toplamda 600 yani. Pazar günü satılan. 600 eksi x olsun. Buraya da ben 600 eksi x dedim Ve bu kaçmış? 17 bölü 19'muş. Çok güzel. Şimdi üst taraf 500 artı x. Alt tarafta gençler 1300 1300 değil mi? Öyle yapar. Eksi x yapar. Eşittir 17 bölü 19 dedim. Şimdi birazcık düşünelim bakalım. Birazcık düşünelim ama tamam mı? Şöyle desem ben. Şu 500 ve 1300 muhabbeti var ya. Bunları şöyle düşünsem. 5 artı k bölü 13 eksi k gibi düşünsem ve bunu 17 bölü 19 yapsam. Nasıl olurdu acaba? Böyle düşünelim. Şimdi burası 5'ti. 5 artı k. Burası da 13'tü. 13 eksi k dedik. Bu şekilde çözüm yaparsak içler dışlar çarpımı yaptığımızda daha rahat ederiz. Çünkü hani 1300'de 17'yi falan çarpmayalım şimdi. Mesela 5 kere 19 kaç yapar arkadaşlar? 95 artı 19k eşittir. 17 ile çarpıyorum. 17 kere 13. Hemen 17 ile 13'ü şöyle çarpalım. 3 kere 17 51. Şuraya da 17'yi yazdım. Topladım. 1, 2, 2, 2 221 yaptı. Eksi 17K. Şimdi ben şu eksi 17K'yı bu tarafa gönderirsem 36K'yı elde ederim. Karşı tarafta da 95'i karşıya gönderirsem 105 artı 21'den 126'yı mı elde ederiz? Bir daha kontrol etmek istiyorum. 105 oradan 21 de oradan 126'yı elde ederiz. Peki ben her iki tarafı 6'ya bölersem 6K eşittir 21. Her iki tarafı 3'e böldüm 2K eşittir 7. K eşittir kaç geldi? 7 bölü 2 geldi. Şimdi K 7 bölü 2 ise şurası yani 3.5'sa. buçuksa. Ben ne yapmıştım? Şuradan şuraya geçerken bütün buradaki sayıların her birini 100'e bölerek yazmıştım. Bak 500'ü 100'e böldüm 5 yazdım. 1300'ü 100'e böldüm 13 yazdım. E demek ki ikisi de 100'e bölmüşüm ki K yazmış. Şimdi K bu ya. İkisi bulmak için ne yapacağım? 100 çarpacağım 350 olacak. Demek ki buradaki X kaçmış? 350'ymiş. Yani şurası 350. O zaman buraya kaç kalır? E hocam tabii ki 250 kalır. Ne demişti? Erkeklere satılan bilet sayısı kadınlara satılan bilet sayısından kaç azdır? 250-350'den 100 kadar azdır. O halde doğru cevabımız da C şıkkıdır diyebiliriz. 8. soruya işaret koydurmamıştım. Yanlış hatırladığım soruymuş. İşaret koyun arkadaşlar. Hak ediyor bu soru bu işareti. Evet 28. örneğimizin de şöyle bakayım. Şurada yanlışımız yok değil mi? Yok. 28. Örne 28. testimizin çözümleri de tamamladık ve artık 29'a doğru geçeceğiz. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Bu kitap bittiği zaman bir boşluğa düşme diye söylüyorum. Bundan sonra yapman gereken hareket şu. Bu kampın en başına da söylemiştim. Sana sadece bu görmüş olduğun kitap problemlerin tamamını hallettirmeyecek. Yani sonuç olarak 88 sayfalık bir kitap. Yani sen sadece ama sadece bir trigonometriyi bile halledebilmek için bir fasikül bitirdiğin zaman 130-140 sayfalık trigonometri fasikülleri bitirip üstüne tabii ki ne yapıyorsun? Soru çözüyorsun. Şimdi 88 sayfayla problemleri halledemezsin. Ama bu fasiküllün şöyle bir güzelliği var. Bu fasikülde senin karşına tamamıyla de çıkabilecek örnekler, sorular hazırladım ben sundum sana. Dolayısıyla böyle bir şansın var. Eyvallah. Ama bu fasikül bittiği zaman boşluğa düşmeni de istemiyorum. Yapman gereken şeyi söylüyorum şimdi mutlaka her gün paragraf çözer gibi problem çözüyorsun. Şimdi senin alışkanlığı oluştu tamam mı? Ben sana her gün 8 tane problem çözdürmeye alışkanlık kazandırdım. Sen ise artık şunu yapacaksın. Kendi başına her gün minimum 10 tane problem çözeceksin. Hadi minimum 8 olsun. Her gün en az 8 tane çok güzel problemler çözeceksin. Bunun için piyasada bir sürü problem kaynağı var. İstediğini alabilirsin. Öneriniz var mı hocam? Bu kitaptan sonra çözmemizi istediğiniz bir öneri var mı? Barış Yayınları'nın problemler fasikülü var. Çok ama çok beğeniyorum. Efsane güzel bir kitap olmuş. Çok beğeniyorum. Bu kitabı alıp çözmeye başlayabilirsin mesela. Unutma Barış Yayınları. Tamam? Gerçekten çok güzel. Barış Çelenk hocama da buradan e, saygılarımı iletiyorum. Harbiden yazılması gerektiği gibi yazıyor. Çok güzel e, bir kitap olmuş problemler fasikülü. Almanı ve çözmeni tavsiye ederim tabii ki. Evet. Gençler sonraki videomuz 29. adım olacak. O adımda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.